İnsan için geçici olarak tasvir edilen dünya hayatının sonunda başlayacak olan kabir hayatında insan oğlunun başına neler gelecek? Ölümle bedenden ayrılan ruhumuz, kabir alemi denilen yeni bir alemle tanışır. Ölüm anında Azrail aleyhisselamı gören insan, bu yeni alemde sorgu melekleriyle karşılaşırlar. Müminin güzel amelleri bu yeni hayatta birlikte olurlar. Ölümle başlayıp ahiret hayatının ikinci devresi tekrar dirilme anına kadar devam eden devreye kabir hayatı veya berzah adı verilir. İki çeşit kıyamet vardır. Birisi İsrafil aleyhisselamın sura üflemesiyle kopacak olan ve Allah'ın dilediğinin dışında kainatta her şeyin öleceği kıyamettir ki buna büyük kıyamet denir. Diğeri ise her insanın kendi ölümüdür ki buna küçük kıyamet denir. İşte bu iki kıyamet arasında geçen zamana berzah denir. Kabirdeki hayat dahil ölümden sonraki ahirete ait bütün devrelere ait bilgiler gayba ait bilgilerdir. Akıl ve duyularla bilgi edinme ve hüküm verme imkanı olmayan bu gibi konular Allah ve Resulünün haber verdiği bilgilerle sınırlıdır. Yani Kur'an ve hadis bu konuları yeterince aydınlatmaktadır. Kabir hayatında sual, azap ve nimet olarak üç durum söz konusudur. Kabirde sorgu sual, insan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir diye sorular soracaklar ve iman ve salih amel sahipleri bu sorulara doğru cevap vereceklerdir. Bu sorulara doğru cevap verebilen müminlere cennet kapıları açılacak, cennet kendilerine gösterilecek ve bundan sonra kıyametin kopmasına kadar nimet ve mutluluk içinde bekleyeceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir suvari için ölü mezara konulunca birine Münker, diğerine Nekir adı verilen iki melek gelir. Ona derler ki, şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denilen zat hakkında ne dersin? O da şöyle cevap verir. Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür. Bunun üzerine melekler, biz böyle diyeceğini zaten biliyorduk derler. Sonra onun mezarına 70 arşın genişletirler. Daha sonra ölünün mezarı ışıklandırılır, aydınlatılır. Berzah alemi hakkında ayet ve hadislerden en çok kabir azabından bahsedilir. Kabirdeki azap ya da nimet kişinin dünyadaki yaşama şekline göre olacaktır. Yani herkes berzah hayatında karşılaşacağı durumu bu dünya hayatında hazırlar. Çünkü berzah dünyadaki iyilik ve kötülüklerin ceza veya ödülün verileceği ilk aşamadır. Kur'an ve hadislerde kabir azabı ile ilgili açık ifadeler bulunduğu için kabir azabına inanmak gereklidir. Kabir azabından haber veren ayetlerde iyilerle kötülerin, müminlerle kafirlerin hayatlarında ve ölümlerinde kendilerine yapılacak işlemlerin farklı olacağı, herkese yaşayışının karşılığı verileceği, ilahi adaletin bunu gerektirdiği bildirilmektedir. Firavun ve yakınlarının ölümden sonraki durumlarını açıklayan ayette, onlara kabirlerinde kıyamet gününe kadar sabah ve akşam ateşe arz edileceklerdir. Kıyamet koptuğu günde Firavun ve kavmine en şiddetli azaba sokun denilecektir.
Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hadisi bu konuda bir başka delildir. Yine Efendimizin kabir azabından Allah'a sığınınız buyurması, kabir azabının şiddetini ifade etmektedir. Mezara konulan kişinin ruhu o esnada vücudun içinde değildir. İnsandaki canlılık ruhla sağlanır. Bu nedenle de ölüm aslında ruhun değil, vücudun ölümüdür. Ölüm dediğimiz olay ruhun vücuttan alınmasıdır. Vücuttan alınan ruh melekler tarafından teslim alınır. Kişi iyi bir insansa ruhunu rahmet melekleri teslim alır. Onu semanın en üst noktalarına doğru götürürler. Ölen kişi kötü bir insansa azap melekleri onu teslim alır ve yerin alt tabakalarına doğru taşır. Kişi mezara konulur, o esnada mezarın başındaki hoca efendi telkin denilen uygulamayı yapar. Telkin, mezardaki kişiye imanla ilgili hakikatleri hatırlatmak anlamında yapılan bir duadır. Denilir ki, herkes mezarlığı terk ettiğinde ruhu vücuduna iade edilen mezardaki ölü de kalkıp gitmek ister ve bunu yapmak isterken de başını başucuna konulan taşa çarpar. Bu halk arasında yaygın bir inançtır. Burada kastedilen şey fiziki anlamda başını çarpmak değildir elbette. Ölüde bir hareket görülmez. Eğer böyle bir hadise oluyorsa bu uykudayken yaşanan rüyaya benzer bir durumdur. Mecazi anlamda bir harekettir. Aslında kişinin ruhu öldükten sonra gömülünceye kadar geçirdiği aşamada zaman zaman kendi cesedine müşahede eder ve cenazesinde olanlardan kısmen de olsa haberdar olur. Ruh bir anlamda vücudunu takip eder ama vücut mezara konulup herkes ayrılırken ölen kişi olanların tamamen farkına varır. Bu noktadan sonra Münker ve Nekir denilen iki melek soru sormak için kişinin yanına varır. O esnada ölen kişinin hayattayken yaptığı güzel ibadetler ölenin etrafını sararlar. Bu durum ölmüş kişinin manevi halini gösteren iyi bir göstergedir. Bazı irşat kitaplarında veya Munziri'nin Tergib ve Terhib adlı kitabı ve benzer eserlerde bu durum detaylı olarak anlatılır. Melekler kişiye Allah'a imanı, peygamberini, namazı ve diğer ibadetleri sorarlar. Kişi dünya hayatında iyi bir hayat sürdürmüşse sorulara doğru ve ikna edici cevaplar verir. Yok, kötü bir hayat sürmüşse cevap veremeyeceklerdir.